Eğlenceli bisikletçiler kanalına herkese merhaba. 2018 model Kron XC100'ü inceleyeceğiz. Beraber yakından inceleyelim. Kadro alüminyum kadro, çift kat, 3 farklı renk seçeneği var. Bizim incelediğimiz renk seçeneği bu, 27.5. İlk önce vites sistemine değinelim. Shimano vites sistemi, basit, en alt seviye vites grubunda. Komple Tourney modeli var. Bisikletimiz 21 vites, Shimano Tourney vites sistemine sahip. Ön Shimano Tourney, arka Shimano Tourney. Tourney vites sistemini biliyorsunuz, en alt seviye vites grubu. Sele Kron'un kendi selesi. Orta sertlikte güzel bir sele diyebilirim. Burada hoşuma gitmeyen bir şey bu bölümün normal al yanlı olmaması. Sele borusu Zozo. Gidon boğazı Zozo'nun. Oldukça güzel bir gidonu var diyebilirim. Bağlantı noktası Niso. Maşa Mozo'nun maşası, kilitlenebilir bir maşa değil. O yüzden basit bir maşa diyebilirim. Bu maşadan çok şey beklemeyin arkadaşlar. Fren sistemi Azurtekin. Önümüzde görmüş olduğunuz manuel disk fren arkadaşlar, hidrolik değil. Yine kadroda hoşuma gitmeyen bir şey V fren uyumlu olması. Madem V fren değilse böyle bir şeye gerek yok. Hoşlanmadığım bir şey. Yine arka tarafta yine aynı şekilde V fren uyumlu yer yapılmış. Ama bu manuel diskse ya da hidrolik diske uyumluysa bence böyle bir şeye gerek yok. Pedallar Niso'nun. Downhill pedallarına benziyor. Tabi benziyor arkadaşlar. Sert plastik. Plastik malzeme zamanla aşınabilir. Hoşuma giden bir şey değil. Bunun da çok kaliteli olacağını düşünmüyorum. Jantlar Zozo'nun alüminyum jantları. Güzel diyebilirim. Lastikler Mitas. Eskiden Rubena'ydı ismi, sonradan değişti. Ayna kol Zozo'nun. Geçen yıl Santur'un ayna koluydu. Ayarlanabilir, sağlam diyebileceğim güzel bir ayaklığı var. LG'ye gelecek olursak, LG yine en basit LG'lerden arkadaşlar. Bakın yamulabiliyor. Tabii fiyat olarak başlangıç bisikleti. Ama ben gördüğüm, hoşuma gitmeyen her şeyi size söylüyorum. Kadronun şekli, çizgileri, renkleri gayet hoşuma gitti. Fren kolları Shimano'nun, fakat alttaki fren sistemi Shimano'nun değil arkadaşlar. Bu da hoşuma giden bir özellik değil. Kadroda suluk yeri 1 adet. Bu bölümde var. Bu bölümde yok. Bu da olumsuz bir özelliği diyebilirim. Geçen yılla bu yıl arasında ne farklar var? Sele biraz daha iyi diyebilirim. Gidon boğazı ve gidon biraz daha iyi Zozo'nun. Fren sistemi
farklı bir fren sistemi. Lastikler Mitas'ın. Geçen yıl Santor'un ayna kolu vardı. Bu sene Zozo'nun. Arkadaki aktarıcı Tornay'dı ama Tornay'ın biraz daha, bir çıt daha iyisi diyebiliriz. Ben incelemelerimde genellikle objektif olmaya çalışıyorum. Başlangıç bisikleti almak isteyen tabi alabilir. Ben olumlu olumsuz yanlarını söyledim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.